Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar size bugün iğneden tığa dönüşüm yine çok güzel ve zarif bir model anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz görmüşsünüzdür. İğne oyasında olan bir model arkadaşlar bu şekilde iğneden tığa çevirdim modelimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim Evet arkadaşlar iki tane dalımızın çiçeğimizin arasında 10 tane bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battı yapıyoruz ve bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile girip bir iki zincir çekiyorum ara mesafesi olarak hemen yandaki tığ battıya girerek bu şekilde tığ battı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 10 tane tığ battı yaptık. 2 zincir çekerek bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya girerek 1, 2, 2 alarak buraya bir yuva yaptım. Bu şekilde trabzandan bir yuva yapacağız arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyorum trabzanımın üzerine. Ve 10. 10 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Buradaki trabzan arası yuvamdan girip sık iğne ile kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Trabzan arama girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 zincir. 10 zincirimi trabzan arama girip kapatıyorum bu 10 zincirli 3. dalım bu şekilde buraya arkadaşlar dalımızı yapıyoruz bir tane de dibine sık iğne yapıyorum tığ battımın içine yine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde dalımız hazır 2 zincir çektim tığ battıma sık iğne ile girdim 2 zincir çektim bu şekilde tığ battı yaptı. İki zincir çekerek arkadaşlar ara mesafesini bir dahaki dalıma bu şekilde 10 tane tığ battı mesafesi veriyorum. İki zincir 3 oldu. İki zincir 4 oldu. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar bu iki çiçeğimin arasına 10 tane tığ battı mesafesi veriyorum. Şimdi Çiçeğimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Gayet basit ve kolay yuvayı nasıl yapacağımız. Evet arkadaşlar. Bu yaptığımız zincirimizin arasından giriyoruz. Yani ilk dalımızın arasından girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimi bu şekilde buraya tutturdum. Buraya 10 tane zincir çekiyorum bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. 10 zincirimi ortadaki dalımın arasından, zincirimin arasından girip arkadaşlar bu şekilde buraya kapatıp bir yuva yapıyorum. Tekrar 10 zincir. Sıradaki dalımın arasına giriyorum arkadaşlar ve sık iğne ile kapatıyorum. Bu üç tane dalımın üzerine arkadaşlar bu şekilde iki tane yuva yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 6 zincirimi hemen şöyle ters çeviriyorum modelimi. Tam ortasından bu şekilde kapatıp kenarına bir tane yuva yapmış oldum. Bu şekilde. Yine 10 zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. Büyük yuvalarımın zincir adedi 10 tane. Kenardaki zincir yuvalarımız zencira dedi arkadaşlar 6 tane. Ortaya da bir tane bu şekilde yuva yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 zincirimi yeşil yuvaya kapatmıyorum arkadaşlar. Sık iğnemin arasına. Yeşil yuvaya kapatıp denedim çok ayrık durdu. Hiç güzel durmadı arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemin tam ortasına kapatıyorum 6 zincirimi. Buraya kenarına bir yuva yapıyorum bir zincirle hemen böyle kolaylık olması için dönüp altı zincirli kenardaki küçük yuvamın için arkadaşlar buraya bir tane sık iğne yaptım şöyle tığıma belirgin şöyle minicik bir şekilde arkadaşlar uzatıp buraya çünkü çok küçük çektiğimiz zaman fazla büyük uzamaması için minik bir arkadaşlar bu şekilde bu büyüklükte bakın şu şekilde tekrar göstermek istiyorum şöyle tığımız içinden geçecek şekilde küçük minicik bu şekilde buraya örümcekler yapıyorum çektiğimiz zaman büyük çok uzun oluyor arkadaşlar eğer şayet bu boyuttan daha uzununu istiyorsanız büyük yapabilirsiniz bir tane yaptım arkadaşlar örümcek kapattım sık iğne ile yuvama yanına hemen bir tane sık iğne yapıyorum yine aynı şekilde buraya ipimi minicik bir uzatıp minicik bir örümcek yapıyorum. Ve sık iğne ile arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum buraya. Küçük yuvaya 3 tane örümcek yapıyoruz. Yanına hemen bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde minicik bir örümcek. Örümceğimi arkadaşlar kapattım küçük yuvaya. Bu şekilde yanına da bir sık iğne yapıyorum hem de örümceğime destek yapmış oluyorum. Evet küçük yuvayı doldurduk. Sıradaki büyük yuvanın içine sık iğne ile girdim. Buraya da 5 tane küçük örümcekler yapacağız. Şöyle yine minicik bir şekilde ipimi uzattım arkadaşlar. Arasından geçip şöyle küçücük bir örümcek yaptım ve kapattım. Yanına sık iğnesini yaptım. Minicik bir örümcek. Yanına hemen bu şekilde bir sık iğnesini de yapıyorum iki oldu örümceğimin arasına girip küçük bir örümcek yaptım yani ipimin arasına girip küçük bir örümcek yaptım üç oldu sık iğnesini de yanına unutmayalım bu dört oldu yanına hemen Sık iğne. Evet arkadaşlar. Beşinci ve sonuncu örümceğimi de bu şekilde buraya yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Ve yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya da beş tane yaptım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi sıradaki yuvanın içine sık iğne ile girdim. Şöyle hafif uzatıp buraya minicik bir örümcek yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yanına hemen bir sık iğne yaptım. Yine minicik bir örümceğini yapıyorum. Bu şekilde. İkinci minik örümceğimizi de kapattık. Tekrar yanına bir sık iğne. İpimi minicik bir uzatıyorum ki örümceğim minicik olsun. Tekrar yanına sık iğne. Yeşil yuvaya da son kez arkadaşlar. Bakın bu şekilde 3 tane buraya, 5 tane ortaya, 3 tane de yana oldu. Hemen zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi kopardım arkadaşlar. Şunları hemen temizleyip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bu yaptığımız örümceklerimizi çekmeye geldi sıra. Bakın bu kenarda 3 tane yapmıştık bize öne bakan bu örümcekten tutuyorum bu şekilde çekiyorum. Evet. Tuttuk, sıkı bir şekilde çektik. Bakın. Bu büyüklükte minik bir kirpiklerimiz oldu arkadaşlar. Tekrar öne bakan kısım olacak. Minik de olunca biraz alması da dikkat istiyor arkadaşlar. Bu ikinci kirpim yine aynı şekilde arkadaşlar. Öne bakan telinden tutuyoruz. Şöyle sert bir şekilde çekiyoruz. Sırayla hepsini çekelim arkadaşlar. Şöyle yavaş bir şekilde çektim daha iyi görülmesi için. Öne bakan telini öne doğru çekiyoruz yani. 3 ortada 5 tane vardı arkadaşlar bu 3 4 ve 5 bu da sonuncu telimiz yani ortanın sonuncu teli şöyle arkadaşlar gözünüze küçük gelen kısım olursa aralarında mesela bu 5 tane de şu şekilde misal bu aynı ama şöyle çekerek esneterek öbür büyüklerinin seviyesine getirebilirsiniz bu şekilde bakın. Şöyle esneterek çünkü ipimiz laylon bir ip olduğu için esniyor. Çok da hoş oldu arkadaşlar. Kirpikleri Mekik'i de anımsattı. İğneden daha dönüşüm ama Mekik görünümü de veriyor yani. Bir Üne bakan olmasına dikkat edin arkadaşlar. Arkadaki olduğu zaman şöyle şuraya bir ağır topluluk oluyor. Arkadaki tel, telimizi çekmemeye özen gösterelim. Öndeki teli çekersek konuşurken arkadaşlar ya sizle ben de tek ara telini çektim galiba bazen çene yapmak bazı işleri engelliyor biliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar bakın dediğim gibi bunları daha rahat bir şekilde minik minik çekebilirsiniz çok da hoş ve güzel oldu gördüğünüz gibi öbür ikileriyle Şöyle rahat bir şekilde koltuklarınızda da rahat rahat güzel bir şekilde çekebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok hoş oldu. İğneden tığa bir model oldu. Evet. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.